Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayınımız süresince inşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numarasını tuşlayarak bizlere ulaşabilir, sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Facebook üzerinden bizlerle bağlantı kurup sorularını, istek ve görüşlerini iletmek isteyen dostlarımız facebook.com/merakdost adresini kullanabilirler. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com. Bu adres üzerinden de bizlerle sorularınızı, programımızla alakalı istek ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, bugün sizlerin merak edilen dini, fıkhi sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirlerinden Muhterem Hocam Doçent Doktor Halil Altuntaş Beyefendi ile birlikteyiz. Hocamızın değerli ilminden istifade etmeye başlıyoruz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Çok şükür. Allah iyilik vermesin. Hemen başlayalım inşallah izleyicilerimizin hazırlamış olduğumuz sorularından. Efendim öncelikle abdestle alakalı bir soruyla başlamak istiyorum. El ve yüze sürülen kremler abdeste bir mani teşkil eder mi demişler? Abdestin geçerli olabilmesi için abdest suyunun cilde, deriye ulaşması gerekir. Hı hı. Dolayısıyla vücudumuza sürdüğümüz herhangi bir şey, bu krem de olabilir, bir boya maddesi de olabilir, naylon gibi yapıştırılan herhangi bir şey de olabilir. Suyun deriye ulaşmasına mani bir tabaka oluşturursa, krem ve benzeri şeyler, abdeste engel olur. Yok, böyle bir şey yok. Sürdüğünüz zaman sadece yumuşatıyor ve suyun deriye ulaşmasına mani olmuyorsa bir sıkıntı yok. Evet, teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Bir boşanma meselesiyle alakalı soru var. İzleyicimiz selamlarını iletmişler. Sizlere hanımefendi soruyor. Ben eşimden boşanmak istemiyorum ama kayınvalidem zorla eşimi benden boşadı. Yani bu noktada eşime bir baskı uyguladı. Eşim de annesinin sözünü dinleyip beni boşadı. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz? Tekrar birbirimize dönme ihtimalimiz varsa ne yapmalıyız? Boşama hadisesi, daha doğrusu bir annenin oğluna baskı yaparak gelininin boşanmasını sağlaması zulümdür. Eğer bunu haklı kılacak bir sebep yoksa. Tabii. Genellikle bu tür sebepler nefsani ve kişisel itibari sebeplerdir. Şöyle yaptı, gözünün üzerinde kaşın var, bana şöyle baktı, evde benden başkasını tanımam gibi kişisel endişelerin, nefsani hevai arzuların oluşturduğu psikolojik olumsuzluklardan dolayı çocuklar da, erkek çocuklar da baskı altında bırakılıyor. Hı hı. Onlar da karılarını boşamalarını sağlıyorlar. Burada büyük bir zulüm hadisesi vardır. Allah'ın emaneti olarak evinize aldığınız o bir başka bir annenin yavrusu, o da bir başka babanın kızı. Evet. Sizin elinize Allah'ın emaneti olarak geldi. Sizin çocuklarınız sizin elinize nasıl emanetse, başkasının kızı da sizin çocuğunuzun elinde öyle emanettir. Ona haksızlık yapılmasına sebep olmak Allah katında zulüm olarak değerlendirilir ve kıyamet gününde Resulullah'ın ifadesiyle "Ez-zulmü zulümâtun yevmel kıyâme." Zulüm, dünyada yapılan zulümler kıyamet gününde birden fazla zulüm olarak karşınıza çıkacaktır. Başka bir anlayışa göre de bu dünyada yaptığınız zulümler kıyamet gününde önünüzü görmenizi engelleyecek karanlıklar olarak karşınıza çıkacaktır buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Dolayısıyla bu söz konusu olan sorunun sahibi boşanmışsa eşinden, boşadım yahut da mahkeme kararıyla boşanmışsa, başka bir tür boşama lafları kullanılmamışsa bir boşama bağı kopmuş olur. Dolayısıyla anlaşabildikleri takdirde yeniden eski eşine usulünce nikahlanmak suretiyle ve özellikle kayda geçirmek suretiyle evlenebilirler ve iki nikah bayiyle evliliklerini inşallah devam ettirebilirler. Evet, teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Efendim günün ilk telefon bağlantısı Van ilimizden. Tahir Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Tahir Bey, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar hocam abi. Hayırlı cumalar olsun. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Hocam dün de aramıştım da telefon kesildi de. Hocam birinci sorum, Ömer Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada gören birisi eliniz yarat ederse bu
gerçeği midir? Doğru mudur ya? Rüyası gerçeği midir? Bunu soracaktım. Anlayabildim mi? İkinci sorum da size sordum da. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tahir için namaz kılarken Tahir Bey. Çok özür diliyorum. Acaba bu sünnet midir, sünnet değil mi? İkinci sorum da budur. Tahir Bey, arkadaşlarımdan rica ediyorum. Tahir Bey'in sorularını alsınlar. Reklam arası inşallah biz onları bir daha cevaplandıralım. Buradan anlayabilmemiz pek mümkün olmadı. Biz sağlıklı gelmiyor. Aynen. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, secde ayetinin kendisi okunduğu zaman malumunuz tilavet secdesi yapıyoruz. Buna mukabil secde ayetinin mealini okumakla da tilavet mealini secdesi yapmak gerekir. Mealini okumakla da secde yapmak vaciptir. Ulemanın çoğunluğu böyle söylüyor. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Efendim, izleyicimiz bir oğlum oldu demiş. Kurban keseceğim oğlum için. Kestiğimiz bu kurbandan anne ve babası olarak bizler yiyebilir miyiz? Bu kesilen kurban acaba adak kurbanı mıdır yoksa çocuklar için kesilen kurbanlardan mıdır? Normal sünnet mendub olan kurban mıdır? Adak yapılmamışsa yani bir çocuğum olursa, erkek çocuğum olursa, kız çocuğum olursa yahut da Allah bana bir evlat verirse kurban keseceğim şeklinde adak stilinde bir kurbansa ondan kendisi de yiyemez, çocuklar da yiyemez, anne babası yiyemez. Komşuların ve fakirlerin hakkıdır o etten. Ama öyle değil de bir yeni şükür doğan çocuklar gibi için şükür kurbanı niyetiyle kesilmişse ondan yenilebilir. Bir sıkıntısı yok. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Selamlarını iletmiş izleyicilerimiz sizlere. Okunan Kur'an'ın sevabını başkasına bağışlamanın bir delili var mıdır? Bağışlandıktan sonra okuyan kişiye de bir sevap kalır mı demişler. Delili yoktur desem okumayacak mı bu soruyu soran kardeşimiz? Yani herhalde okumaya devam edeceğiz. Mesele şu, bu tür sorular eskiden sorulmazdı. Niçin sorulmazdı? Çünkü insanlarımız dini pratiklerini genellikle kulaktan dolma bilgilerle anne babalarından aldıkları, hocalarda dinlerken aldıkları bilgilere dayalı olduğu için duydukları şey doğrudur, kabul edilir ve bunlar da uygulanırdı. Bu tür uygulamaların, öteden beri yapıla gelen uygulamaların mutlaka bir tarafta bir tutanağı vardı. Ama şimdi meseleyi farklı gözlerle, farklı felsefelerle dini hayatı, Kur'an ve sünneti değerlendirmeye çalışan bazı insanlar, efendim Kur'an'ı anlamadan okumanın sevabı yoktur. Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için gelmiştir. Okumasında sevabı olmayan şeyin üflemesinden ne sevap olur gibi. Acaba bizi Kur'an'dan uzaklaştırmak isteyenlerin bir efendim, teorisi mi? Efendim bunun kasıtlı olduğunu söyleyemem ben. Şahsen belki de iyi niyetle meseleyi Müslümanları Kur'an'ın ruhuna, bilinçli şekilde Müslümanları Kur'an'ı anlayarak hayata tatbik etmelerine mecra olacak bir dede çekmek için bu, evet. Yoksa bu işi yapanların herkesin kötü niyetli olduğunu haşa söylemek bize düşmez. Ama bir metot farklılığı var işin içerisinde. Evet, Müslümanların temel görevi Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak, anlayarak okuyamıyorsa anlayanlardan anlamak. Yani hedefimiz Kur'an-ı Kerim'i anlayarak hayatımıza tatbik etmektir. Kur'an-ı Kerim hakikaten birinci planda okunmak için gelmiş bir kitap değildir. Okunarak yaşanmak için gelmiş bir kitaptır. Biz işi sadece okumaya indirgediğimiz için oradan alacağımız hükümleri hayatımıza tatbik etmekten şu veya bu gerekçeyle vazgeçtiğimiz için konuya hassas davranan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz böyle bir sarsıntı getirmek suretle insanlara okumaktan sevap alamazsınız niyetinde söylüyorlar. Ben böyle algılamaya çalışıyorum. Ama mesele öyle değil de biraz daha anlaşılabilir dille yaklaşıp evet müminlerin temel görevi Kur'an'ı anlayarak yaşamaktır. Kur'an'ı okuyup da yaşamayan insan hakikaten Kur'an'ın faydasını da göremez. Ondan haz da alamaz, duygulanamaz da. Duygulanır görüyorsa da sahte duygulardır. Bunları ben de söylüyorum. Ama her şeye rağmen bu kapıyı tamamen kapatıp Müslümanların Kur'an'la olan fiziki bağını da sona erdirmek doğru olmaz. Rivayetler var. Sevgili Peygamberimizden bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Kur'an-ı Kerim'i sık sık okuyunuz. Bu hadise karşı deniyor ki sahabiler Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okudukları için Resulullah onlara anlama şartını koşmasına gerek yoktu zaten. Okuduklarını anlıyorlardı. Evet. Biz de anlayalım. Ben de şunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkesin, her Türk'ün anlaması mümkün değil. Anlamını, mealini okuyarak anlayacaklar. Peki bu tür kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i orijinal metninden okumakla dine ne zarar vermiş oluyor? Bir zarar vermiş olmuyor. Peki dine zarar vermediği Allah'ın kelamıdır niyetiyle
Anlamadan okusa bu adam ne zarar görür? Niçin sevap kazanmasın? Kazanır inşallah. Ama öğrendiğini hayata tatbik etmek gibi temel bir niyet olacak ve Kur'an'ın varoluşunun asli hikmetinin Müslüman'ı adam etmek olduğunu bilecek. Sen Kur'an'ın ahkamına bigane kal, Kur'an faiz yeme de, sen faiz de, annene kötülük yapma de, yaparsın, zina yapma der, yaparsın, faiz yeme de, yaparsın, dedikodu yapma der, yaparsın, akşama kadar Kur'an-ı Kerim'e hiçbir faydası olmaz sana. Yani bu açıdan düşünce çok doğru. Evet. Tıpkı namaz, inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz, gerçek namaz dediğiniz ibadet, kılanı fahşadan, çirkinliklerden ve münkerden, kötülüklerden alıkoyar ayetinin uygulamasını görmemiz lazım. Benim kıldığım namaz bana kötülükleri engellettirmiyorsa, ben yalan söyleyebiliyorsam, ben hakikaten işte sana kötülük ediyorsam, yalan söyle, faiz, o zaman benim kıldığım namaz sadece spor hareketinden öteye geçmez. İstediğin kadar yalvar Allah'a sen. Allah sana buyuruyor ki Celle Celaluhu, namaz seni kötülüklerden alıkoyar. Alıkoymuyorsa problem var yani. Bak şimdi sen namaz kıldığın halde alıkoymuyorsan iki şey var. Ya haşa kıldığın namaz değil ya da haşa Rabbimiz doğruyu söylemiyor. Sümme haşa. Allah diyor ki namaz alıkoyar. Alıkoymak var, bir namaz var. Ya alıkoymuyorsa söylenen hüküm doğru değil haşa ya da kıldığın namaz değil. Allah'ın söylediği %1,000,000 doğru olduğuna göre senin kıldığın namaz değil. Ger bir gönül yıktın ise şu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzünü yumaz değil. Yunus Emre bir kitap yazıyor 4 satırda. Sen ibadet namazı ibadetleri sembolize ettiğini düşünelim. Namaz Allah rızası için yapılmaz, gereği gibi yapılmaz ve ibadetlerin bizim hayatımıza getirmesi gereken artı değerleri üretmezse yaptığın ibadetler ibadet değildir. Şekilden ibarettir. Allah da şekil istemiyor. Şekilin içerisinde öz olacak. Senin özüne namaz şekil verecek. Dolayısıyla bu söylenen sözü yanlıştır deyip bir kenara atmak hayır. Ama tamamen de efendim anlamadan okunan Kur'an'ın faydası yoktur demek de yanlış değil. Dolayısıyla biz okuduğumuz Kur'an'dan sevap hasıl olacağına inanırız. Bütün bu söylediklerimizin üzerine konuşuyorum. Sevap alacağımıza inanırız inşallah. İnşallah. Ve alacağımız sevapları da başkalarına dilediğimiz kadar bağışlarız. İnşallah kabul eder Rabbimiz, oraya ulaştırır. Allah Teala'dan bir kudret eksikliği yok haşa. Ama biz biliriz ki herkesin yaptığıdır kendini kurtaracak olan. Bir kul kulluk noktasında mücadele ederken, bir fiiliyat ortaya koyarken eksikliklerinin giderilmesi, Allah yolu olan münasebetlerindeki açıklarını kapaması noktasından Müslüman kardeşe kendisine dua ederse, sevaplar bağışlamaya çalışırsa, sevap bağışlamak ne demektir? Ya Rabbi, ben okuduğum Kur'an-ı Kerim'den, yaptığım ibadetten bir hasıl, bir güzellik hasıl oldu. Bu güzellik sebebiyle sen bana bir takım rahmetini göndereceksin. Ben buna inanıyorum. Aynı rahmeti kardeşime de gönder. Ne olur? Demenin bir sakıncası olmaması gerekir. İnşallah sevaplar da ulaşır. Yeter ki ulaşacak sevabın hasıl olmasına sebep olacak ibadetleri yapmak ve o halis niyeti taşımak olmalı. İnşallah Kıymet Hocam. Bölmek istemedim çünkü çok önemli bir konuydu. Evet. Gayet de güzel ifade ettiniz. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Ankara'dan Necip Bey telefon attığımızda. Alo. İyi akşamlar Furkan Bey. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam benim zekatla ilgili bir sorum olacak size. Buyurun efendim, dinliyoruz. Şimdi küçük bir çiftçilik yapıyorum da ben. Evet. Şimdi bu ürünün brüt bedelinden mi biz zekat vereceğiz? Yoksa girdileri çıktıktan sonra net elimize geçen bedelden mi zekat vereceğiz? Brütten verdiğimiz zaman girdi fiyatları çok olduğu için hani elimize geçen de zekata gidiyor. Bu konuda bir cevap bekliyorum. Evet. Brütten değil, elinize aldığınız şeydir. Yani mesela sulama masraflarının... Hocam tam cevabı vermeden bir telefonumuz daha var. Onu alalım. Da alalım. Akabinde peş peşe cevaplayalım inşallah. Efendim Samsun'a uzanıyoruz. Mehmet Bey telefon attığımızda. Alo. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız? Çok şükür hocam. Buyurun efendim. Hocam,
sorunu sorayım hemen kısaca. Dinliyoruz Mehmet Bey. Hocam bir hayattayken çocuklar arasında haksız biraz haksız babanın vefatı evlatları mahkemeye ama bu haksızlığı anlatabilirler mi? Evet. Şöyle anladım ben. Babanız hayattayken evlatlara haksız bir miras paylaşımı yaparsa, baba vefat ettikten sonra evlatlar mahkeme yoluyla haklarını ararsa bu caiz midir dediniz. Doğru mudur? Sanırım öyle dedi. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Allah'a emanet olun. Hocam Necip Bey'in sorusuyla başlayalım inşallah. Küçük evet. ölçekli bir çiftçiyim. Ürünlerin evet. zekatını neye göre nasıl vermeli? Bunun ölçüsü belli. Ziraat ürünlerinin zekatı onda bir şeklinde verilir. Hı hı. Eğer tarla normal masrafla masraf yapılarak sulanıyorsa o da 20'de bir verir. Yarıya düşer zekat oranı. Bunun üzerine bir de buna uygulamak yani sulama masrafları yerine gübre vesaire gibi ilaçlama vesaire artı harcamalar girdileri varsa o gübreyi de düşebilir. Ama traktör masrafı, sürgü masrafı efendime söyleyeyim öteden beri var ola gelen normal üretim yapabilmek için yapmamız gereken tek düze normal girdileri de zekattan düşemeyiz. Yani yağmur suyuyla değil de sulama yoluyla ürün elde ediyorsak onun durumu bir de tarlaya gübre atıyorsak bu evet. gübre masrafında yağmur suyu şeye sulama masrafına hasbediliyor. Dolayısıyla belli başlı anormal girdiler düşülür. Ama normal çiftçi masrafı gibi gündelik olması gereken masraflar yani işin düşmez. Tabiatında olan şeyleri düşmeyeceğiz. İşin tabiatında olanları düşeriz, düşmeyiz. Arizi olanları, beklenmedik durumda olanları düşeriz. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Mehmet Bey'in sorusu Samsun'dan. Bir baba hayattayken çocuklarına mal taksimi yaparsa bu taksimatta da ufak bir adil olmayan durum söz konusuysa, yani bir adaletsizlik söz konusuysa, baba vefat ettikten sonra çocuklar mahkeme yoluyla birbirlerinden haklarını alırlarsa bu durum caiz olur mu? Adaletsizlik dediğimiz şey burada söz konusu olmaz. Adalet nedir? Bir insana sahip olduğu malı taksim ederken herkese hakkını vermektir. Burada adalet bu. Ama baba kendi malını sağlığında çocuklar arasında dilediği oranda dağıtabilir. İsterse hiç çocuklarına mal bırakmaz. Hı hı. İsterse birine hiç vermez, diğerlerine verir. Bu dinin babaya verdiği haktır. Ama şimdi uygulamada, pratikte bir de ahlaki tarafı var. Bunu, bu ahlaki tarafına uymayı da hakkaniyet ölçülerine uymak diye şey yapıyor. Bakın. Adalet ilkesiyle hakkaniyet ilkesi bazen örtüşür, bazen ayrı şeylerdir. Mesela burada hakkaniyetli davranması babanın neyi gerektirir? Her şey çocuğuna malını durumuna göre eşit olarak vermeye çalışaraktır. Bu hakkaniyettir. Adalet değildir. Niçin? Çünkü adalet baba... Adalet eşit mi olur? Yani değil mi? Biraz o zaman da yine adaletsizlik olur. Adalet her zaman eşit olmaz. Adam kendi malını dağıtacak sağlığında. Sağlığında bir insan malında dilediği gibi tasarruf eder. Çocuklarına vermez, ben size mal vermek zorunda değilim diyebilir. Başkasına verebilir. Mirasçısı olmayacak birisine de mal verebilir. Vasiyette bulunabilir. Ha ama çocuklarını örfe göre malını ölmeden önce malını dağıtacağı zaman sanki ölmüş gibi çocukların benden sonra birbirlerine düşmesin deyip olabildiğince aralarındaki nizayı engelleyecek bir taksim yaparsa buna hakkaniyetle dağıtmak diyebiliriz. Adalet burada söz konusu olmaz. Çünkü adalet kimsenin hakkını yemiş olmuyor. Çocukların niçin böyle söylüyorum? Çünkü bir insanın malı sağlığındayken miras olmaz. İnsan ölünce malı miras olur. Dolayısıyla öldükten sonra çocukları o malla hak sahibi olurlar. Babaları mallarını dilediği gibi dağıtır. Efendim ders ki ben hep aynı babanın çocuğuyduk da ona az verdi, bana çok verdi. Verebilir. Ama doğru olan nedir ki? Hiçbirisini küstürmeyecek bir taksim yapmaktır. O da hakkaniyeti davranmış olur. Ahlakın gerektiği odur. Ama Allah sen niye bunun hakkını yedin diye o babaya sormaz. Evet. Böyle yapsaydın daha iyi olurdu diyebilir. Evet. O zaman bu durumda mahkeme yoluyla almaları da bir hakkı yok. Mahkemelik bir hakları Hayır. da yok. Bunu bizim bize anlatılmayan, bizim bilmediğimiz bir şey yoksa bunun mahkemeyle alakası yok. Evet.
Efendim Tahir Bey'in sorusunu arkadaşlarım bana iletiyorlar şimdi. Van'dan arayan izleyicimizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında elini öpmüş sevgili Tahir Bey. Ne güzel, ben de öpsem keşke. Ne anlama gelir? O nasıl kadar değerlendirmek lazım? Başka söyleyeceğim bir şey yok. Evet. Nedir? Resulullah Efendimiz buyurur ki beni rüyasında gören hayatında görmüş gibidir. Anlamı da şudur. Yani şeytan benim suretime giremez. Siz eğer rüyada beni gördüyseniz bilin ki hakikaten beni rüyada, şeytan değildir o. Yani o şeytan değildir. Onun ötesi detay, bizim bilgimizin dışında değil. Yani evet, Peygamber Aleyhisselam'ı rüyada görmek iyi bir şeydir ama garanti değildir. Sigorta değildir. Eyvallah. Rüyalardan bir rüyadır. Eyvallah hocam. İkinci sorusu da sarık sarmak sünnet midir demiş sevgili Tanrı sarık Bey. Sarmak imamlar için güzel bir şey. Efendim insanların tamamı sarık sarsın bugün, ben söyleyemiyorum bunu. Yani niçin söyleyemiyoruz? Efendim sarık sarmanın sünnet olduğunu söyleyenler yanlış mı söylüyorlar? Hayır, böyle bir şey söylemiyoruz. Ben de sarık sarmak sünnettir derim de sünneti ulema kısımlara ayırmışlardır. Demişlerdir ki sünnetin bir bağlayıcı olanı var. Din adına yapılmış olan uygulamaları var Peygamberimizin. Bir de örfi, mahalli, gündelik hayatını yaşarken hayatının icabı yaptığı şeyler vardır. Bunlar güzeldir, bunları yapmak menduptur ama birinci derecedeki sünnet anlamında değillerdir. Dini nitelikli değildirler. Peygamberimizin hayatını, gündelik hayatını, insanlardan bir insan olarak hayatını yaşarken yaptıklarıdır. Bazı ulema da meseleye bütüncül bakar. Der ki Resulullah yapmış mı yapmış, benim için sünnettir, ben onu uygularım der. Ama sünneti parçalı bir değerlendirmeye tabi tutanlar, dini olan sünnet, örfi olan sünnet ayrımına gidenlere bakarsanız sarık sarmak Resulullah'ın gündelik hayatında yaptığı bir şeydir. Beyazı sevmek, işte şu rengi çok sevmek, nar şerbetini sevmesi gibi bir takım özel zevklerin olması yahut da zevk demeyelim de hayatında hoşlandığı bazı şeyler yapıyor olması. Bunları genel manasıyla sünnet diye bir nitelesek de Peygamberimizin din adına dini uygularken yaptığı, Kur'an'ın detaylarını verirken yaptığı davranışlardan birisi olmadığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben Resulullah böyle yaşamıştı. İsterse örfi olsun, isterse dini olsun. Yaptı mı Resulullah yaptı. Ben de bunu yaparım diyenlere kimsenin bir diyeceği yok. Ama sardığı sarığa bu manada dini bir nitelik kazandırıp bunun da olması olmaz bir şey olduğunu söylemek çok doğru yani olmaz. Biz her iki görüşü de kendimize kabul edemeyiz. Ama biz şunu söyleriz. Şu var. Mesela Resulullah Efendimizin mahalli şartlarda giydiği kıyafet. İyi mi? Peki dünyanın her tarafında uygun mu bu kıyafeti giymek? Mümkün değil. Soğuktan üşürsünüz yani. Üstüne bak şeyler, güneyden buraya gelenler gündelik kıyafetlerin üzerine burada palto alıp giyiyorlar. Sünneti mi terk ettiler şimdi? Evet. Bir de bu şekilde değerlendirelim. Evet. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar, Ankara'dan. Serpil Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Serpil Hanım, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Ben nefsle ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Bir tane daha alabilir miyim soru? Nefisle alakalı genel bir kavram mıdır efendim? Yani genel bir açıklama mı istersiniz ona? Evet, evet. Peki, başka bir sorunuz var mı? Bir de uykuda, uyuduğumuz zaman ruhumuz kendi alemine mi gidiyor yoksa nasıl oluyor? Bir de onunla ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Pekala efendim, yöneltelim. Sıhhat diliyoruz, hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam. Evet. Nefis nedir? Ruh nedir? Bu iki temel mesele İnsanlığı varoluşundan beri meşgul etmiş meseleler. Yani Hazreti Adem'in çocuklarından beri insanlığın temel problemlerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Kabil, Habil'i öldürdüğü zaman orada bir sahne canlandırılır. Seni öldüreceğim. Hani iki tane Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için takdimede bulundular. Evet. Kur'an-ı Kerim bunlara kurban diyor. Rivayetlere göre birisi meyvedir, birisi şudur budur sunmuş. Birisinden kabul edilmiş, birisinden edilmemiş. Niye? Niyetlerine göre. Niye? Kurbanı kabul edilmeyenler, edilmeyen kardeş diğerini öldürmeye niyetlenmiş. Demiş ki sen beni öldürmeye kalksan da ben seni öldürmeyeceğim. Netice kardeşini öldürdü, öldürdükten sonra da pişman oldu diyor. Neye pişman olduğu da çok net değil Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre. Ama orada bir karga geliyor. Kardeşinin cesedini ne yapayım diye düşünüyor. Öldü, ortada bir ceset var şimdi. Karga
gelip yeri eşiyor ve bir şeyi gömüp oraya saklıyor. Belki bir tohum bir şey yapıyor yani. Orada mürakabı diyor, ben şu karga kadar olup da kardeşimi nasıl ortadan kaldıracağını düşünemedim. Vah bana diyor. Şimdi burada Hazreti Adem'in oğlu öldürdüğü kardeşine bakarken Allah Allah ben ona taşı vururken veya şey öldürücü darbeyi vururken benimle beraber aynı benim gibiydi. O darbeden sonra kendisi burada ama yok. Var ama yok. Bu nedir? Bu fark nedir diye aklından pek çok şeyler geçti elbette. İşte orada üzerinde ne olduğunu düşündüğü şey ruhtu. Bizim ruh dediğimiz şeydi. İnsanlığın, anlatmak istediğim, insanlığın temel problemlerinden birisi de ruh. Nefis de buna eşdenk denk bir problemdir. Allah Teala buyuruyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Ey Muhammed Aleyhisselam, sana ruhun ne olduğunu soruyorlar. De ki ruh hakkında size çok az bilgi verildi. O konuda şey, o ruh Cenab-ı Hakk'ın emrinde, elinde, kudreti dahilinde olan işlerdendir. Siz her şeyiyle o konuda bilgiye sahip olamayacaksınız. Nefis, Kur'an-ı Kerim bismillah, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Nefis, mutlaka insana kötülüğü çok emreden bir yapıdır insanın içerisinde. Ancak Rabbimin merhamet edip kendini korumasına fırsat bulanlar ayrı. Bu ne? Nefis, haddi zatında kendi demektir. Arap dilinde bir şeyin kendisine nefis denir. İslam felsefesinde, tefsirlerde, hadislerden anlaşılan şeyleri yorumlayan alimler, nefsi sanki böyle insan bedeninden farklı bir yapısı olan bir durum gibi algılanır olmuştur zaman zaman. Yani işte ruh dediğimiz şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nefisin de ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bizim zihnimiz onları harici bir varlık gibi adeta böyle bir dolaşan, çıkıp giden gelen bir şeyler olarak anlıyoruz. Bilmiyoruz kesin böyle bir şey var mı. Ancak nefis, İsterse bizden ayrı bir şey olsun, isterse biz olalım. Bizim içimizde bize yanlışı emreden, bizi yanlışa yönelten bir mekanizma var. İstersek bu ruh gibi ayrı bir şey olsun, isterse bizim içimizde var olan bir yöneliş olsun. Ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim nefis diye bir olguya vurgu yapıyor. Mahiyetinin ne olduğunu bilmememize rağmen mutasavvıflar, tasavvufçular, tasavvuf erbabı bunu ele alınıp değerlendirmesi gereken ayrı bir şey olarak aldılar. Her halükarda nefs, ruhun ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz gibi nefsin de ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ruh, hayatimiyetimizi devam ettiren ve Allah katında yaptıklarımızdan sorumlu olmamızın temel yapılarından birisi. Canlı olduğumuzu gösteriyor. Nefis de canlı olan insana hareket veren bir yöneliş. İyiye de kötüye de gidersin. O halde biz ruhun da nefsin de ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Sorusunun devamını ama bunların tecellilerini görüyoruz. Nefsim de ortaya çıkardığı şeyleri görüyoruz. Ruhun da görüyoruz. Peki hocam şöyle yapalım mı? Küçük bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Olur. İkinci bölümde cevaplandırmaya devam edelim inşallah. Efendim kısa bir reklam arası akabinde buradayız.